İstemesinler maaşlara zam. Hayır canım, çalıştıktan sonra niye ekonomik sıkıntısı olacak ki? Donumu mu göreceksin çıkarıp da? Yok işte para mara yok, kaldık burada. Cepleri para dolu, yalan söylüyor. Çıkar. Allah'ın ekmeti, yalan söylüyor ya, hayatında yalan ya. Ekonomik de gayet iyi. Daha bundan iyi bir hayat mı sunuyorlarmış? Hiç memnun değilim dedi. Tabii hiç memnun değiliz hayattan ya. Neden memnun değiliz? Ya hayatı görmüyor mu gülüm ya? Hayat nereye? Nefes alacak halimiz kalmadı. Nerede memnunluk ya? Kimse memnun değil. Hayattan memnun olan var mı? Var mı? Yok. Sıkıntı, evine, çoluğuna, çocuğuna varın, boynun bükük dünya. Durum bozuk yani açıkçası bu. Her şey çok güzel abi. Ben dedim yani her şey güle güle üstlerle. Hayat çok güzel. Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Hayat en güzel bak, lüks giyiniyoruz. Hepimiz lüks giyiniyoruz bak. Hayat nasıl olacak da? Ay bozuk olan ne? Bak her şey çok güzel diyor abi. Lüks giyiniyoruz diyor. Kahveci mi diyor? Allah'ın ekmeti, yalan söylüyor ya, hayatında yalan ya. Yalan söylüyor. Neden? Ya nerede gidi ayaş ekmek 50 liraya, akşama kadar burada evine ay ekmek götüremiyor. Yalan konuşuyor ya. Yok be, hayat bozuk ya, yalan söylüyor. Açıkça söyleyeceğim, memnunsa ben memnun değilim hayattan. Ya hayat şartlarından, yaşamdan yiyecek içecek alamıyor herkes, bitti yani son safhada. Psikolojik. Ya benim para dolusa benim paranla ne alakası var? Bende para yok. Cepleri para dolu, yalan söylüyor. Çıkar. Donumu mu göreceksin çıkarıp da? Yok işte para mara yok, kaldık burada. Çalışıyor. Vallahi evine aş ekmek götüremiyor bu. Hayır, memnunum hayattan ya. Sıkıntı yok yani. Bende yok şu anda. Allah'a çok şükür. Hadi getir çıkar paranı cepten. Ya para sormuyor, hayatını soruyor ya. Hayat ne, şartlarını soruyor. Hayat olur mu? Para olunca hayat olur. Para var, hayat var. Allah, daha ne istiyorsun ki? Yalana gerek yok. Hayattan memnun musun? Sen benim cebimdeki parayı bilmem neyi ne yapacaksın? Toplum para var cepten. Ben memnun değilim ya hayatımdan. Harbiden ben. Ben 10-15 sene önce daha rahatçıyım. Ben su tesisatçıydım. Evime para kazandım. 1 milyon lira para yatırdım bankaya. Para yok. Yalan söylüyor, yalan. Para mara yatırdım yok. Bankada bir kuruş hesabım yok. Ne oldu biliyor musun? Evimi, barkımı devlet şey sattı icrada. İflat bayan geyim vardı. Çarşı bayan mağazası falan. Benim de hepsi gitti. Bir şeyim yok. Bir emekli maaşa kaldım. Hiç bir tane bir şeyim yok üzerinde. 56 yaşındayım, sıfırım. Bize askeri ücret, muhtarla otlu yerden 4 milyon bize verdiği para Allah'ın karşısında 500 milyon. Muhtarların maaşları da 4-2 zayıf. Biz ne aldık? 600 lira mı, 400 lira mı? Ne zaman daha alamadık, daha günü gelmedi. Belli değil yani. Belki 400-500 bilmiyordum bunu. Valla seçimlerde ne olduğunu onlar kendileri daha iyi biliyor. Gece el kaldırıp da hepsi affedersin maaşlarına 10'a 20'şer milyar koyuyor. Sandık dönümüze gelince halk da onlara cevabını verir bence. Memnun olmadık insan varsa onlar kendi uyuzluğundan olmuyorlardır. Ya ne var canım, çalışırsan param var. Çalışırsan istediğin mesleğini okumak istiyorsan okusun. Kimse kimseye elinden tutup da alan var mı? Yok. Çocukluk başka, şimdi başka. İş bulmak istemiyorlar. İş çok ama çalışacak adam yok. Akşama kadar kahveciler 150 liraya çalışıyor. Niye? Bütün gün gelip orada oturuyorlar. Gitsinler çalışsınlar. İş mi yok? Parayı beğenmiyorlar. Az geliyor. Ekonomik de gayet iyi. Daha bundan iyi bir hayat mı sunuyorlarmış? 52 yaşındayım, hep aynı şey, aynı şey. Defalarca da onu da gördük, bunu da gördük. Hayat aynı, bir şey değişmiyor. Zamlar da iyi. İstemesinler maaşlara zam. Maaşa zam gelince her şeye zam gelecek gülüm, yalan mı? Zam istersen zam gelecek. Sen verirsen devlet döndürecek. O gelmiş, bu gelmiş, yok yani. Çalışana iş çok, çalışmayana iş yok. Zam vardı, mazota zam geldi diyorlar. Bir tane arabadan inen var mı? Şuradan şuraya arabayla gidiyorlar. Herkesin rahatlığı gayet çok güzel.